Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Alanında referans isim olarak gösterilen aile hekimliği uzmanı Doçent Doktor Aslı Korur'la Adana'daki kliniğinde sunduğu sağlık hizmetlerini konuştuk. Aslı Hanım, merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Siz de hoş geldiniz Adana'ya. Hoş bulduk. Sizleri hemen daha yakından tanımak istiyorum. İzleyenlerimize kendinizden bahseder misiniz? İsmim Aslı Korur. Aile hekimliği uzmanıyım. Tıp fakültesi eğitimi tamamladıktan sonra uzmanlık eğitimim olarak aile hekimliğini seçtim. Daha sonra takiben uzmanlık eğitimimi bitirdikten sonra Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aile hekimliği anabilim dalında akademik görevler içerisinde bulundum. 10 yıl kadar orada çalıştım. Çok kıymetli hocalarımla birlikte akademik platformda birçok ulusal uluslararası yayınımız var. Bu çalışmalardan sonra kendi kliniğimi kurmaya karar verdim. Malum pandemi koşulları, 2019'la birlikte başlayan bu pandemi koşulları sağlık sektöründe ciddi değişikliklere yol açtı. Ben de daha çok hastalara, üzerinde sağlık hakkında konuşacağımız pandemi koşullarına uygun olarak dizayn edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti sunmaya karar verdim. Neden peki özellikle Adana'da böyle bir klinik oluşturmak istediniz Aslı Hanım? Evet. Şöyle ki daha çok ben aile hekimliği uzmanıyım. Aile hekimliği uzmanı ne yapar? Belki bunun hakkında bir bilgi vermek gerekiyor. Tabii, lütfen. Aile hekimliği uzmanı her yaştan, her cinsiyetten, her türlü sağlık sorunuyla hastalarına hizmet verir. Özellikle 7'den hani 77'ye, hatta anne karnından ölüme olarak tanımlarız biz bu süreci. Bu süreçte de özellikle pandeminin getirdiği belki en önemli zorluklardan bir tanesi bu oldu. Kafa karışıklığı oldu. Hastalar daha çok sağlık kurumlarına gitmekten ziyade evde, internette, telefonlardan, çevresinden duyduğu bir takım en çok kullandığımız işte vitaminler, bitkisel destekler, bunu mu yapmalıyım, şunu mu yapmalıyım, birçok kafa karışıklığı oldu. Biz burada butik ortamda, böyle özel bir ortamda hastamızın özellikle kendi yaşına, cinsiyetine, ihtiyacına uygun olan şeyleri birlikte belirleyip burada onun sağlığı için neler yapabiliriz, onun sağlığını nasıl yüceltebiliriz, hep bunun hakkında konuşuyoruz. Böyle bir yol almaya karar verdik. Özel sağlık danışmanlığı da diyebiliriz buna, değil mi? Sağlık danışmanlığı diyebiliriz. Aslında sağlık koçluğu diyebiliriz. Yani bunu böyle modernize edebiliriz isimlerini ama aslında benim uzmanlığımın en önemli tarafı birçok uzmanlıktan farklı olarak koruyucu sağlık hizmetlerinin ön planda olması. Yaşam tarzı değişikliğiyle başlıyor. Kişinin kendini koruma altına almasıyla başlıyor. Sağlık problemleri daha ortaya çıkmadan başlıyor. Nedir koruyucu sağlık danışmanlığı dediğiniz peki? Sağlık sistemimizi kapsayan bir nitelik mi? Kesinlikle öyle. Yaşam tarzı değişiklikleriyle başlıyor. Aslında doğru bildiğimiz yanlışları düzeltmekle başlıyor her şey. Tabii sizler de destek oluyorsunuz. Destek oluyoruz. İlk adımdan itibaren. Tabii pandemiyle birlikte mesela aşılar çok gündem maddesi oldu. Yaptıralım mı, yaptırmayalım mı? Her dönemde koruyucu olarak uyguladığımız, çocuklara da uyguladığımız aşılar mesela. Bunlar da koruyucu sağlık hizmetleri içerisinde. Ama en önemlisi bazı şeyler ortaya çıkmadan onların adının konması, belli dönemlerde kişilerin yapması gereken radyolojik görüntüleme, laboratuvar testleri, kan testleri ya da bazen şöyle karmaşalar olabiliyor. Gereksiz yapılan testlerden de hastaları korumak gerekiyor. Çünkü gereksiz alınan işte kanlar, yapılan sık yapılan test tekrarları ya da bakılmaması gereken testlerin erkenden bakılması veya radyolojik testlerin tekrarlayarak bakılması, bunlar gerçekten çok ciddi problemler. Hastalarımızı biz bu anlamda koruma altına alıyoruz. Biraz da burada sunmuş olduğunuz hastalarınıza, danışanlarınıza hizmetleri detaylandıralım. Neler yapıyorsunuz, neler sunuyorsunuz Aslı Hanım? Aslında hep en başından beri aynı şeyi konuşuyoruz. Regulus Sağlık'ta biz sağlık konuşuyoruz hastalarımızla bol bol. Burada özellikle dediğimiz gibi işte sağlık danışmanlığı, sağlık koçluğu, bir nevi kişiye özel hazırladığımız laboratuvar testleri, radyolojik değerlendirmeler, onun ailesinden getirdiği genetik problemleri de göz önüne alarak onların ihtiyacı olan, bireyin ihtiyacı olan sağlık hizmetlerini belirliyoruz. Ve bunların ne sıklıkla yapılması gerektiğini belirliyoruz. Bunun dışında tabii aile bir bütün, sadece bireye hizmet vermiyoruz. Biz özellikle yeni anne ve babalara, yeni doğacak bebekleri için bir oluşum içerisindeyiz. Türkiye'de yeni bir kavram bu, Loğusa Koçluğu olarak geçiyor. Loğusa Koçluğu
gerçekten çok önemli. Neden? Özellikle bebek daha anne karnındayken anne ve babanın kaygıları ortaya çıkabiliyor. Bazen o her kontrole gittiklerinde kalp atışını duyduklarında bir takım korkular, kaygılar ön plana gelebiliyor. Acaba başarabilecek miyim? Acaba bebeğime güzel bakabilecek miyim? Acaba bebeğimi doğru besleyebilecek miyim? Bebek bakımından tutun bir takım farklı sorunlara kadar ailenin kaygıları ortaya çıkabiliyor. Biz bebek doğmadan önce anne ve babayı bu döneme sağlıklı hazırlıyoruz. Lohusa koçu bu demek öyleyse. Evet. Anne ve babanın sürekli yanında olmak. Sürekli yanında olmak. Doğmadan önce belirli periyotlarla ailenin ihtiyacına göre onlara eğitim veriyoruz. Bebek dünyaya geldikten sonra da zaten anne ve baba, özellikle anneler, doğum yapan anneler çok iyi bilirler. Çevreden çok fazla sesler gelir. Zaten kaygıları ortada. Ve bu dönemde uykusuzluk, beraberinde fizyolojik olarak annenin hormonlarının zaten oynak olması, o dönemdeki küçücük oynamalar bile annede özellikle doğum sonrası blues, postpartum blues ya da postpartum depresyon dediğimiz birçok bulguların ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Ama kadın doğumda doktorlarımız doğum yaptıktan sonra anneyi belli aralıklarla görürler. Çocuk doktorları da daha çok doğan, yeni doğan bebeği değerlendirirler. Bu durumda anneler ve babalar biraz ortada kalırlar. Özellikle babalar da çok ortada kalır. Tam onu soracaktım aslında. Şimdi Lohusa koçu dediğimiz zaman sanki sadece kadınların, yani hamilelerin ya da işte doğduktan sonra bebeği kadınlar destek almalıymış gibi, ama bu noktada daha çok babalara da destek olmanızla bence ön plana çıkıyorsunuz değil mi? Evet, kesinlikle. Çünkü yeni nesil babalar aslında eşleriyle ve bebekleriyle, daha anne karnındayken bebekleriyle gerçekten çok ilgililer. Çok meraklılar, çok araştırmacılar. Annelerden çok babaların farklı sorularına neler maruz soruyorlar kalıyoruz. Mesela sizlere farklı olarak? Bebeğini alacağı bebek arabasının markasından tutun, hangi yatağı almalıyım? Yastık neyi seçmeliyiz? Yorgan, oyuncak seçimleri. Bunların hepsi gelen sorular arasında. Çünkü annenin kaygıları daha çok emzirme üzerine yoğunlaşıyor. Tabii biz de Lohusa koçu içerisinde emzirme danışmanlığı kısmını da mutlaka destekliyoruz. Tabii her anne bebeğine anne sütü veremeyebiliyor. Bazen koşullar farklı olabiliyor. O konuda anneleri destekliyoruz. Destek alındığında her annenin bebeğine yetecek kadar sütünün olduğunu söylemek isterim. Bunun altını çizmek isterim. Dünya Sağlık Örgütü ve birçok sağlıkla ilgilenen örgütün tabii ilk 6 ay anne sütünü önerdiğini hepimiz biliyoruz. Burası da çok önemli. Tabii anne, baba ve bebek bir aile ve bir bütün. Ve bu bütünü asla bölmememiz gerekiyor. Hiçbirinin üzerine daha fazla odaklanmadan bütün aileyi ele alarak bütüncül bir bakış açısıyla, özellikle de babayı olayın içerisine dahil ederek birlikte yol almak gerçekten aileyi muazzam bir noktaya getiriyor. Şimdi buradan da yine özel bir konuya geçiş yapmak istiyorum. Hem doğum yapan annelerin, aslında çağımızda pek çok kadının ve erkeğin de sorunu olan fazla kilolar. Sizler de bu anlamda yine destek sağlıyorsunuz danışanlarınıza. Kesinlikle destek sağlıyoruz. Nasıl bir destek sağlıyoruz? Tabii lohusalık dönemi, hep bahsettiğimiz süreçte annelerin hormonlarının oynaması, beraberinde yanlış beslenme lohusalık döneminde, annelerin yağ alımındaki artışlar, yağlanma miktarındaki artış. Bunun dışında normal bireyler için de sedanter yaşam, hareketsiz yaşam, masa başı işlerde yoğun uğraşan mesleklere sahibiz birçoğumuz. Biz kliniğimizde hastalarımıza bununla da ilgili destek sunuyoruz. Nasıl bir destek sunuyoruz? Yağ kırma işlemi uyguluyoruz. Avrupa'nın özellikle önde gelen cihazlarından bir Cryo 21 teknolojisiyle yağ kırıyoruz. Eksi 40 derecede özellikle yağ hücrelerini hedef alarak uygulanan, ağrısız, vakumsuz, iğnesiz, kişiye hiçbir zararı olmayan ve yaklaşık 30 dakika gibi kısa bir sürede her seansta da 2 ila 4 santim kadar incelmeye yol açan ve 2 haftalık aralıklarla uygulanan bir yöntem bu. Bu da bizim motivasyonumuzu, hastalarımızın motivasyonu, etkin sonuçlara ulaşmanın güzelliğini, yaza hızlıca hazırlanmanın coşkusunu artırdı açıkçası. Çok güzel. Aslı Hanım, değerli bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Sohbetimizi noktalıyoruz. Lifestyle izleyenlerine özel olarak sizin söylemek istedikleriniz olacak mı peki? Şöyle ki, önümüz yaz. Zayıflamayı herkes çok arzu ediyor. Kliniğimizde en çok başvurulardan bir tanesi de bunun üzerine oluyor. Unutulmamalıdır ki kilo kaybı sadece tek bir cihazla, sporla, diyetle olabilecek ya da tek başına bir yöntemle olabilecek bir şey değildir. Bu tamamen bir yaşam tarzı değişikliğidir.
Özellikle bu konuda zayıflamak isteyen hastaların hekimlerine başvurması, uzman kaynaklardan bilgi alması ve bu uzman kaynakların doğrultusunda söyleyecekleri, önerecekleri tavsiyelere uymalarını ben hastalara ve burada bizi izleyenlere söylüyorum. Hastaların daha güzel sonuçlar alabilmesi için doğru kaynaklara başvurmasını öneriyorum. Aile hekimliği uzmanı doçent doktor Aslı Korur'la klinikten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.